Merhaba arkadaşlar, bugün öğlen oldu. Daha yeni video çekmeye vaktimiz oldu Öykü Hanım'la. Öykü Hanım merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Evinizi yapıyorsunuz, mutlu musunuz? Hı? Mutlu musunuz? Çok mutlusunuz. Hı? Bakalım, hop. Benimle röportaj yapmak ister misiniz? Şimdi eviniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Odanız güzel mi, büyük mü? Hı? Dur şunu. Ne? Baba film izleyeceğim. Açacağım şimdi. Sen elimi röportajımız bitsin. Nasıl, ne düşünüyorsunuz eviniz hakkında? Film izleyeceğim. Tamam, bir dakika. Hadi söyle bakalım. Sen film etmediğini söylemeyeceğim. Tamam, açıyorum filmi. Ama röportajımız bitsin. Olur mu? Evet. Hadi. Nasıl, memnun musunuz evinizden? Evet. Nasıl güzel yapmış mı ustalar? Bak bakayım, buraya bak, buraya. Buraya. Memnun musunuz siz evinizden? Odanız yeterince büyük mü? Peki ablanla beraber kalacaksın. Ne hissediyorsun? Hı? Güzel mi olacak? Evet. Golümüz Nalan. Gol Nalan. Yani bir yardım etmek istiyorsan şunu bulaşıkların çamaşır teminin üstüne koysana. Yok, hiç yardım etmek istemiyorum. Çamaşır teminin üzerine mi koyayım? Oradan. Tuğlaları dizmede ikinci gün. Şantiye sahibi geldi. Evet, burnunu karıştırıyoruz. Nasıl yapmış mı abiler? Güzel olmuş mu? He Öykü? Öykü. Güzel olmuş mu? Dur o tarafa gitme, ona bak. Ay, içtiğim bir tane çocuk var, ona gidiyorum. Tamam, hadi bakalım. Görüşürüz. Adnan abi, görüşürüz de. Anne abi, görüşürüz. Ben bir tane çocuğa gidiyorum, onda çay içmeye gidiyorum. Çay içmeye gidiyorum. Ben de ustayım. Aa, metren de gel. Burada var. Burada var. Ustam. Bak şimdi. Mutfak buradan itibaren başlıyor değil mi? Hı. Şuraya kadar kesin duvar yaparlar. Şuradan itibaren de topal cam denen şeyi koyarlar. Hı-hı. Şimdi bak şu tuğladan çıktığını düşün, tamam mı, balkona. Daha ileriden bu tuğladan çıkmıyorsun, bu tuğladan çıkıyor, şu tuğladan tamam, çıkıyorsun. Şu tuğladan balkona çıkıyorsun ya, burası kapı. Topa. Ondan sonra burası camı. Hı-hı. Ondan sonra şuraya lavaboyu koyacağız. Lavaboyu oraya pencere koyuyoruz. Pencerenin önüne lavabo koyuyoruz. Bir de ben sana lavabo koyacağız demedim mi buraya? Tamam, buraya lavabo koyacağız işte. Pencerenin yerine mi lavabo koyacaksın? Pencerenin önüne.
Tamam, buraya lavabo koyacağım işte. Evye buraya gelecek. Zaten evye daha önce bu kadar tutuyor. Tam bu camın altı kadar evye tutuyor. Ondan sonra buradan da evyenin buradan da mutfak dolabı devam edecek. Ta ki topal kapının açılan yerine kadar. Şuraya kadar. Alt dolabım olacak yani. Hem de üstünde kocaman tezgahım olacak ya hayatım. Orada mesela şey ne bileyim kettle'ımı koyarım, şunumu koyarım, buraya mı koyarım, tencerelerimi koyarım hani üstüne hani bir şey pişirirken. Burada da böyle lavabom olacak. Burayı göreceğim. Çocuklara havuzu göreceğim. Ondan sonra direkt buraya da hemen şey ocağın hemen yan tarafına da şey koyacağım. Ankastreyi. O kadın ne dedi biliyor musun? Evet. Şunu unutma dedi. Oradan bir tane büyük bir tüyü aldık. Şimdi burası bu dolap yani evyenin altı ya. Evyenin altına ya da evyenin altındaki yana tüp dolabı yapacaksın. Yani tüpe özel bir dolap yapacaksın. Tüpün gireceği kadar sadece. Hı. Kadınlar ne yapmışlar biliyor musun? Tüpü unutmuşlar. Ta bak senin olduğun yere ankastre seti koymuşlar tamam mı? Tüp, ankastre setinin ocağı neyle çalışıyor? Tüple. Tüple. Buradan buraya kadar ta tüpe kadar. Evet uzatma çekmiş. Uzatmışlar biliyor musun? Gerçekten mi? Dinle. İnanmıyorum. Tüpün borusu düşünsene. 3 metre tüp borusu mu olur? Olmaz. Olmaz. Ben hiç öyle yapmam. 1 metre sen, tamamdır. Sen okul okumadın mı kardeşim hiç? Sen o işi okumadın mı siz? Yok. Hiç inşaat okulunu okumadın mı sen? Hiç mi okulda gitmediniz siz? Aynen. Okulda hep bunu anlatıyor. Direkt ocak neredeyse yanındaki dolap. Arkadan hemen hortumunu bağlayabileceğin tüp dolaba. Tüpün gireceği kadar. Onlar buradaki dolapları şişmiş biliyor musun hayatım? Evet. Boru uzayınca orada şey yapmış. Ocak ütübet ısısını yapmış. Veriyor ya. Oradaki rafını şişirmiş. Böyle yamuk duruyor iç raflara. Tamam. Kadının bir tek dolabı yok dikkat et dedi. İyicene baktım. Hemen dibine koyacaksın. Çünkü biz şey gibi düşünebiliriz şimdi. Düşünebilirdik hatta. İstanbul'da şey ya nasılsa tüp derdi yok. Evet. Bütün dolaplar senin şey gibi düşünürdük. Ne derler ona? Doğalgaz mantığıyla. Öyle bir şey yok. Tüpün dolabı olmak zorunda. Peki hayatım tüp kaç senesinde icat edildi? Tüp? Okul okuduysan öğrenirsin. Aşk kitabı bak. Gazın oluşumu. Gaz nereden çıktı? Anandan mı babandan mı? Gaz nasıl oluyor? Profesöre mi? Not mu? Daha iyi yapar. Bak bir tane o anlatayım şimdi. Bak bir tane. Bak bebeğim. Geleceklerim nerede? Neyse tüpü anlattıktan sonra artık tamam ankastreye geçebiliyoruz. Bak dolap da. Ankastre 1970 yıllarında. Burası mutfağın girişi ya hayatım. Mutfağın kapısının arkasında kiler dolabı yapacağız ya. Yapacak mıyız? Hala onda kararlı mıyız? Büyük dolap yapacağız. Büyük dolap dediğim en az 3 kapılı dolap düşün. Anladım. Simen odasındaki dolap var ya çocuğun. O dolap kadar yerden tavana kadar bir dolap düşün. Hani daha da büyük demiyorum. Vicdanlı davranıyorum. Onun içindeki... Aşkım ayrıyetten beton, ayrıyetten duvar bilmem ne gerek yok. Onun içine ben her şeyimi, kuru erzaklarımı dizeceğim. Adamın üstü ayıracağı şeyleri de liyenlerimi koyarım. Liyen. Ondan sonra senin şu beyaz peki, kutularından da bir denir, tane... Peki liyen mi denir, liyen ondan sonra bak kovalarımı falan koyarım tamam mı? Çamaşır şeylerimi falan. Vırza var yani fazlalı liyenlerimiz işte kurbanda urbanda bilmem ne lazım oluyor ya bir şey yıkarken. Reçel meçerle haydi. Ondan sonra tamam mı? Bavullarımı koymak için de mesela senin o beyaz şeylerinden var ya bir tanesini temizle zaten. Çünkü eşyalarımı dolaba yerleştireceğim. O beyaz şeyler ki. Zaten bir taneydi. 5000 tane oldu galiba. Bir tanesini ben alacağım. Tamam neyse. Ondan sonra onu da tavan arasına koyarım. İçine de bavullarımı böyle düzgün katlayıp katlayıp koyarım. Giderken yeniden lazım olacak ya. Ortada bavullarımız da olmaz. İyi oldu. Şimdi İstanbul'a mı döndük? Yani şu an odadaydık. Mutfağa hayır, girdik. Ya, mutfaktan tüpün icadına döndük. En azından yorgan morgan koyarız çocukların şeylerini yedeklerine. Zaten bir cimcik dolapları olacaklar için ancak kıyafetleri sığar. Sen anlamazsın lan okul okumadığın için. Ankastre'ye geçemeden bitti. Öyle işte. Ankastre'yi anlattın ya. Yolbanı kenarında mı altında da süs dolabı olacak. Buradan da tezgah döndüğü zaman tamam başka bir tane mutfak seni en önemli şey ankastre. Ondan sonra mutfağa takılacak elektronik aletlerin prizleri. Ondan sonra... Hatta bak şu arka, buranın tam arkasına da havuzun aydınlatması için bir tane lamba. Şu
şuradan açma kapama düğmesi falan vallahi olur. Burada üst dolaptan çok alt dolap olacağı benziyor. Evet. O yüzden alt dolabı ne kadar geniş yaparsak tezgahım da geniş olacak. Mermer de ona göre fiyat tutacak tabii ki. Tabii. Ondan sonra ama rahat edeceğiz. Tabii. Üstüne Türk kahve makinesini koyarsın. İleride belki alırsın. Tabii buraya da şart baksana. Yok gerek yok. Baksana birsen bire gelip kahve iç. He, sonra bas duşa derler. Aynen. Hiç işim olmaz. Bunun da mermer çok havalı olacak. Tamam havalı. Şimdi ben büyük camımı buraya koydum ya. Bak manzaram da böyle oldu. Sera artı. Şöyle eğilerek. Şeyi koyarız zaten. Teknik koltuklarımız var ya. Evet. Teknik koltukları koyduğun zaman oraya iki yana oturup dışarıyı izlersin, olur mu? Evet olur.